İkinci seçimimiz daha var. 50+1 diyorlar. 50+1'ini kabul etmiyorum. Yok öyle bir şey. En az %60. En az %60. Niye en az %60? Yüksek Seçim Kurulu'nun içindeki çete dahi bizim başarımıza gölge düşürmesin diye. Ben geçen bir televizyon programında Yüksek Seçim Kurulu'nun içinde bir çete var demiştim. Hemen suç duyurusunda bulunmuşlar. Çete ne demek? Okuyayım size. Benim değil tanım. Türk Dil Kurumu'nun tanımı. Çete şu diyor. Yasa dışı işler yapmak veya etrafındakileri korumak amacıyla bir araya gelmiş topluluk. Yani yasa dışı iş yapmakla bir araya gelmiş topluluk. Çete bunlar. Şimdi mühürsüz oy pusuları geçerlidir diye karar aldılar mı? Aldılar. Bu karar kanuna aykırı mı? Aykırı. Yasaya aykırı mı? Aykırı. Bir araya geldiler mi? Bir araya geldiler. Vallahi de billahi de siz çetesiniz. Çetesiniz. Neymiş efendim? Suç duyurusu. Asıl siz suçlusunuz. Asıl siz suçlusunuz. Yasayı tanımıyorsunuz. Parlamentonun iradesini yok saydınız. Parlamentonun iradesini yok saydınız. Kendi kendinize oturdunuz. Efendim mühürsüz oy pusulaları geçerlidir diye karar aldınız. Niçin? Talimat aldınız. Talimat alan çeteyi de ben ilk kez görüyorum. Kendi aranızda oturuyorsunuz, karar alıyorsunuz. Bir kişi hariç. Muhalefet şerri koyan bir kişiye saygım var. Bu doğru değil diyor. Kanun çok açık. Bunu yapamazsınız diyor. Öbürleri diyorlar ki biz yaparız. Ne kanunu diyor? Ne kanunu? Bize kanun çalışmaz diyor. Ben karar alırım, kanun budur diyor. O nedenle Yüksek Seçim Kurulu içindeki çetenin dahi bütün oyunlarına rağmen en az %60'ı alacağız ve bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz.